Selam millet, takipçi videonun yeni bölümüyle tekrardan beraberiz. Yine birbirinden güzel 4 tane maç. İlk maçımız Terliyeri Heavy ile Hikmet arkadaşımız oynuyor. İlginç bir nick tercihi olmuş kendisinin. Kendisine buradan selamlarımı iletiyorum. Evet, Terliyeri Heavy zaten bildiğiniz gibi takipçi maçlarında çok fazla yer almayı başaran bir tank. Niye? Ben bunu her zaman ne Terliyeri Heavy incelememde de söylerim, normal maçlarda da söylerim. Damage potansiyeli gerçekten çok yüksek bir tank arkadaşlar. Yani karşıda bot olsun olmasın her şekilde bir şekilde diğer tanklara göre daha yüksek bir damage potansiyeli var. Bu yüzden herkese de önermişimdir. TL7 Heavy veya EMX50B ikisi de hesabınızda mutlaka bulunması gereken diğer tanklara göre, IS-4'e göre, E100'e göre, bilmem ne tankına göre daha yüksek damage'ler yapabileceğiniz tanklar arkadaşlar. Şimdi çok fazla taktik konusuna girmeden Hikmet'in maçıyla başlayalım. Bir sağ tarafa gideceğini düşündüm ama orta noktasında bekledi. Çünkü burada karşı taraftan ağır tank tarafına geçmeye çalışan tanklar var diyecektim. Bir tanesi geçti zaten. Burada bir şarjörü boşaltıp daha sonra sağ tarafa akabilirim düşüncesi var muhtemelen. Tam olarak ne düşündüğünü ben de bilmiyorum. Ben de sizler gibi izliyorum arkadaşlar. Bir tank daha geçti yalnız oradan. Şeyi devirdi ama spotlayamadı ağır tank olduğu için. Medium olsaydı muhtemelen spotlamıştı o tankı. Derken bir daha geldi. İki tank birden çıktı hatta. Bakalım ilk mermisini Emil'e vurdu burada Emil 2'ye. İkinci mermiyi vurdu. 387. Üçüncü mermi de geliyor mu? Üçüncü mermi attı ama ilginç bir şekilde denk gelmedi arkadaşlar. 3 şarjörden 2 tanesini vurabildi. Şimdi gördüğünüz gibi doğru tahmin etmişim. Pozisyon değiştiriyor abi. Medium tarafa doğru gidiyor. Bu tarafı bitirip daha sonra sol tarafa bakması çok daha mantıklı. Çünkü sol tarafa gitse sadece bir tank destekleyebilecek. Muhtemelen ölecekti orada. Şimdi 1-0 geriye düştü burada. Bir tanklara ölmüş. Şurada eğerleyen var, ona doğru gidiyor. Ona doğru gittikten sonra şarjörünü doldurup sol taraftaki diğer medium'a doğru gidebilir derken bir grill çıktı. Burada durdu ve grill'i tercih etti. Doğru bir tercih. Damage potansiyeli yani hasar potansiyeli çok yüksek bir tank olduğu için burada grill almak biraz daha mantıklıydı ama eğerleyen gördüğünüz gibi hala yaşıyor. Yani takım arkadaşlar o kadar kötü ki burada 2'ye 1 şekilde alamamışlar buradaki eğerleyemi. Şimdi arka tarafta Leopar var. Muhtemelen eğerleyemin öldüğünü düşünerek burada Hikmet Leopar'a doğru gidiyor. Leopar'ın pek orayla bir alakası yok. Merhaba. Merhaba. Kıçını açmışsın öyle, ne güzel. Ne güzel kaldırmışsın burada arka taraftan H-mermilere. Yiyecek bir şekilde bekliyorsun burada Leopar PTA. Gördüğünüz gibi rakipte gerçekten kendi takımında da çok kötü oyuncular vardı. Rakipte de çok kötü oyuncular vardı. Bunu şey yapamam arkadaşlar. Reddedemem. Ama zaten sadece bu maç değil. Yani nerede bir 8-9 kalık bir maç görüyorsanız arkadaşlar. Bilin rakipte en az 3 tane bot vardır. Bot dedim gerçekten çok kötü oyuncu. Yani kendi takımınızda da aynı şekilde. Başka türlü bu demeçler çıkmıyor. Benim kendi maçlarımda da çıkmıyor arkadaşlar. Bu yüzden eleştiri yapmadan önce biraz daha yapıcı eleştiri yapın lütfen. Bu maçların yolunda arkadaşlar hakkında. Şimdi maç 3-3 durumunda yukarı doğru gidiyor. Bir tane tek atışlık T92E1 var. Bakalım ona buradan bir atış gelecek mi? Sol tarafta bir tank daha var. Buradan T92E1'i yakalamayı başardı. Ve şimdi Emil'e doğru, arkasını dönmüş Emil'e doğru ilk mermiyi vurdu. Yani arka taraftan bir kırmızı ok çıktı. Bas abi durumu orada. Allah'tan gelmemiş. Güzel. Tamam gelmemiş. E75 varmış. Şimdilik buraya basmayı düşünmüyor ama ben genelde bu tarz durumlarda arkamda böyle bir ok görünce hemen hareket ediyorum abi. Refleks muhtemelen. Şimdi aşağı tarafta bir Emil 2 kaldı. Sol tarafa gitmeden önce Emil 2'yi temizlemeyi düşünüyor burada muhtemelen. Maç 4-4 durumunda çünkü bir an önce rakibi azaltmak çok daha mantıklı. Attı da aşağıya ilk mermiyi vurdu 435. Dönene kadar ikinci mermi gelecek mi? Geldi, güzel. Son bir mermisi kaldı, onunla da gelir mi bir atış? Burada bir atış daha yaptı. Karşı taraftaki Kramwagen'e vurdu ve maç 5-5 durumuna kadar geldi diyeceğim. Diğer takım arkadaşı nerede bu arada? Ben hiç göremedim onu. Derken o da ölmüş abi. 5267 hasarda ve karşı tarafta neredeyse 2 tane full cana yakın tank. Umut ediyoruz ki iyi oyuncular değillerdir. Bakalım neler olacak, hep beraber izleyelim. Şimdi şarjörünü doldurdu. Yalnız burada şöyle bir sıkıntı var. Mesafe koyup şey yapması lazım. Lan takıldı benim ekran nedense. Araya her zaman mesafe koyması lazım. Niye? Alt taraftaki tank şarjörlü tank. Yani o şarjörü attıktan sonra kaçabilecek bir mesafeyi koruması lazım Hikmet ki. Burada da yanlış şey yapmadıysam aynen bu şekilde yapıyordu. Bakalım neler yapacak. Yani gidip bir şarjörü boşaltayım. Daha sonra adamla birebir gittikten sonra kaçayım diyemezsin. Altındaki tank EMX-50B değil. TL-7 Heavy.
Gördüğünüz gibi mesafeyi korudu. Burada ilk mermiye 75'e vurdu ama paletine gitti. Bir mermiye de ikinciyi vurdu 401. Üçüncü burada son mermiyi de vurdu 421. Yani gördüğünüz gibi hemen hareket ediyor. Araya şeyi koydu. Aslında ilk mermi değil. Derken sol tarafta Kramwagen gelmiş abi. Bir mermi yedi. İkinci mermi de yer muhtemelen dedim kaçtı. Burada adam üste girmişti. Aslında şöyle bir şey yapabilirdi Hikmet. Buradan geçmek yerine şarjörü doldurup direkt E75'in üzerine gidebilirdi. Çünkü Kramwagen üste girmiş orada belli ve hala da gördüğünüz gibi üstü yere geçirmeye çalışıyor. Benim görüşüm E75 zaten bakışlarından belliydi böyle bir oyunla alakası olmayan bir tip ama Kramwagen'de iyi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Buradan Hikmet'in maçı çevirme şansı var abicim, hep beraber izleyelim. Ben de limonatamdan bir yudum alayım sırada. Evet, 37-38 hatta birazcık hızlı gidiyor gibiyiz. İki kişi birden girmiş olabilir burada. Bakalım bu tarz durumlarda Hikmet'in yaptığı tercih şu anki doğru, yukarıya gidiyor. Yani yukarıdan olan tank her zaman daha avantajlıdır. Kaçma potansiyeli daha yüksektir. Merminin gelmeme ihtimali, kaçma ihtimali, boşa gitme ihtimali daha yüksektir. Buradan aradan gözüktüğünü bilmesi lazımdı. Burada çok bekledim. Bu mermi gereksizdi Hikmet. Ne yalan söyleyeyim, bu mermi gereksizdi. İki mermi vurdun. Hatta bir mermi daha yedin. Yani bu durumda yanını göstermek yerine taretini gösterip böyle ileri geri yapsaydın Hikmet. Burada en fazla bir mermi yerdin. Belki onu bile yemezdin. Neyse, yapacak bir şey yok. 7276 hasardı abicim. Şarjörünü doldurduktan sonra Kramwagen tek de çekebilir. Bir mermi yer ama çeker çünkü terli devinin mermi geçişi de toplam şeyde daha avantajlı ama burada yine de garanti olması açısından ilk mermiyi Kramwagen attırması lazım. Boşa attırması lazım. Bakalım atacak mı? Atamasa belli çeker de yine de garanti olması lazım. Burada ileri geri yapıyor ve boşa attırdı ilk mermi gördüğünüz gibi. Burada ilk mermisini vurdu 432. Ben burada olsam yine şey yapardım abi. Az önce yaptığını burada Hikmet niye yapmadı bilmiyorum ama yani o Kramwagen'in o ikinci mermiyi yemek yerine bir kere daha ilk yaptığın ileri geri hamlesini bir kere daha yapmış olsaydın bence o Kramwagen'in boşa atma potansiyeli vardı yine. O tipi onda görmüştüm ben. Neyse, sağlık olsun. Şimdi 3 şarjörün 3'ünü de sokup bir atış sektirmesi lazım. 75 çekebilmesi için çok zor bir ihtimal abi. Çok zor bir ihtimal. Burada ilk mermiyi vurdu ve yedi. Niye burada bu kadar zorladı, bu kadar kendini gösterdim bilmiyorum Hikmet ama çok daha yüksek damage yapabilirdim bu maçta. Eline sağlık, çok güzel damage bu da. Orası ayrı bir olay ama daha da iyisini bence yapabilirdin abi. Bu maçta alabilirdin, öyle söyleyeyim ben sana. Evet, 8441 hasar, 1841 saf deneyimle ilk maçı geçiyoruz. İkinci maçta VZ113'te Mehmet Eren arkadaşımız oynuyor. Ben Eren diyeceğim daha kısa olması açısından. Bakalım Eren VZ113'ü ne şekilde kullanmış bu maçta. Bugün yoruldum abi. Bugün cuma normalde. Bu videoyu siz cumartesi izleyeceksiniz. Eve geldim ben. Birkaç tane edit mezit yaptım. Ondan sonra taktik muhabbet videosunu seslendirdim. Ondan sonra yeni tank geldi bildiğiniz gibi. Turtle MK1. Onu seslendirdim. Şu an bu benim 3. video seslendirmem. Artı bir de bunun akşamına 2,5 saatlik bir yayın yapacağım abi. Boşa kaçırdığım şeyin sonuna kadar telafi etmek adına sözüm var çünkü abi. Deli gibi yardıracağım, merak etmeyin. Şimdi burada altındaki tankınız ne tank olursa olsun arkadaşlar. Mesela VZ113'ün tarihte 6 derece eğilmiyor daha doğrusu. Ama dediğim gibi tankı bu şekilde dediğim gibi diyorum. Daha demedim aslında. Diyeceğim şimdi. orta noktadan taretinizi eğebilecek bir tanka sahip değilseniz bu sefer sağ noktayı kullanıp tankı yan döndürüp tareti yan şekilde döndürebilirsiniz arkadaşlar. Burada da Eren muhtemelen tankın özelliklerini çok iyi bir şekilde bildiği için geldi burada. Sadece taret gösteriyor. Aslında burada birazcık gövdesi de çıkıyor ama herhangi bir atış gelmedi. Herhangi bir tehlike potansiyeli yok benim gördüğüm kadarıyla. 1672 hasarı hiç zorlanmadan yaptı. Hatta Emin'i burada çekmek üzere ve çekti gördüğünüz gibi. 2025 hasar. Yani mesela altınızdaki tankın tareti 8 veya 9 derece eğilmiyorsa, 6-7 derece ise bu noktayı kullanın. Şu an Eren'in kullandığı noktayı kullanın. Karşı tarafı da aynı şekilde kullanabileceğiniz o nokta var. Tercih edin bu noktaları. Tabi aslında şu anda Eren'in bu çıkışında aslında gövdesinin bir kısmı da gözüküyor. Ve eğer ki karşı taraftaki TD noktasında bir TD varsa oradan Eren'e o damage'i yapabilir. Bunu bir şey yapın. Oraya çıkın dedin diye atlamayın abi oraya, yani bir rakibe bakın. Burada herhangi bir damage gelmedi. Muhtemelen sol tarafta. Bakın gördüğünüz gibi VT off base'de pusmuş. Yani klasik TD yerinde pusmamış. Şimdi burada M103'ü araya aldı. İkinci atışta burada M103'ü yaptı. 3704 hasarda arka taraftan gelen bir Leopard PTA var. PTA gidiyor galiba. Burada M103'e bir atış daha yaptı. Herhangi bir damage yemedi abi. 4K hasarı hiç damage yemeden yapmak gerçekten beceri ister. Burada Leopard PTA'ya bir tane vurdu.
Derken Emmüz zaten garajına gitti. Maç 4-1 durumundan, maç artık garanti. 4550 hasarda şu anda. Burada PTA'ya bir atış daha yaptı. PTA'da kışını yukarı kaldırıyor, oradan vurmaya çalışıyor. Garibim ya. Böyle adamları görünce bazen üzülüyorum abi. Ne diyeyim, vurmasam Mazda yaşta mı diye düşünüyorum. Derken obje 268 geliyor. Ulan şu obje ile BT off adam akıllı yerde pusalarmış var ya. Bu maç belki de böyle olmazmış ya. Biri gitmiş soldan metlerle basmış. Gerçi basılır yine obje 268'in ama bu haritada basmam ben yani. Ben bu haritada basmam. Tam bir TD haritası abi, yatacaksın. Yatmış olsaydı mesela klasik en sağ köşede, buradan Mehmet Eren'e iki atış yapmıştı. Gerçi Eren muhtemelen ilk atış yedikten sonra bir daha o kadar rahat bir şekilde çıkmazdı oradan. Belki bir atış yapmıştı ama dediğim gibi artık 5-2 durumunda maç. Objeye buradan bir atış sahip, objeyi garajına gönderdi. Vicker Slide var full canda. Nereye gidiyorsun Vicker Slide'cığım? Nereye gidiyorsun? Kimi gözüne kestirdin? Kesin kilici tayfadan diyeceğim. Eren'e vurdu burada. İlginç, kilici tayfadan değilmiş. Oo, fake de atarım diyor. Fake de atarım diyor geriye. 7467 hasar, 1150 sektirme. Dokunabilecek mi? Dokundu ama vermeyi girmedi. E100'e kaldı en son. Evet, eline sağlık Eren'cim. Çok güzel bir maçtı. Çok güzel kullandın MZ113'ü. Bakalım maç sonu sonuçlarına. 7467 hasar. 1896 mı? 1696 mı? Göremedim orada. Her neyse. Evet, üçüncü maçımızda Bahadır arkadaşımız oynuyor. Bahadır, bir ara çok maçını koyuyordum Bahadır'ın, hatırlıyorum. Çok güzel bir oyuncu kendisi çünkü, çok iyi bir oyuncu. Bayağıdır denk gelmiyordu. Şu an bir güzel bir grill maçı atmış bana. Böyle grill maçlarında boşa şey yapamam abi. Koyamazlık edemem. Gerçekten benim sevdiğim tarzda bir grill oynamış. Öncelikle ne yapıyor abi? Bu haritada aslında kullandığı nokta grill için çok elverişli bir nokta değil. Vur kaç deneyecek. Şansını deneyecek. Yani ben mesela grill olsa elimin altında, ben bu haritada bu noktaya gelmem. Met tarafında geride pusarım. Daha sonra maçın durumuna göre ya sola giderim ya sağa gelirim. Sağ tarafta biraz daha geride takılırım ama burada gördüğünüz gibi Bahadır çok aktif kullanıyor. Hızlı bir şekilde geldi. Buradaki avantajı grillin şeyiydi. Hareket kabiliyetiydi. Yani adamlar daha pozisyon almadan buraya grille gelip pozisyon almaya giden adamlara bir atış yapabildi mesela. Şimdi buradan çıkarken arka tarafta yatan bir TD var mı? O TD yatıyorsa burada grilli bekliyordur. Birazcık dikkatli olması lazım ama burada gördüğünüz gibi fazla çıkmadı. Şimdi çıkıyor. Kimse yokmuş. Şanslıydı yani burada. Orada tam bir oyuncu olabilirdi. Şimdi burada kimse yok. ISL'de solda, sağ tarafta da bir konkur var. Biraz daha zorluyor. ISL'in burada geriye çıkmasını bekleyecek. Bakalım çıkacak mı ISL'i geriye? Derken spot yedi. Muhtemelen çıkacağı varsa da şu an çıkmaz abi. Derken konkur oradaymış. Aynen, konkur bekliyor abi. Bakalım yandan bir atış gelecek mi konkura? İnce bir şekilde vurdu. Yaktı. Ölüyor mu? Ölüyor mu? Güzel. Gitti abi. Tamam. Şu an ISL'in arkasında kimse yok. Bu demektir ki Bahadır buradan ISL'in arkasına basabilir. Basmadan önce şuradan geçenlere bir atış yapayım diyor muhtemelen diye geri geldi. Burada aslında yapabilirdi. İnce bir şekilde kaçtı. Çünkü durdu orada. Çarptı bir yere. Aynen. Arkada bir TD atıyormuş yalnız. Burada ISL'in kıçına bir atış vurdu. Tam TD buradan gözüküyor mu diye baktım. Muhtemelen gözüküyor mu burası ya? Oradan bura gözükmüyor galiba. Emin değilim ben de. Bakalım ISL'e bir atış daha gelecek mi? Burada taret eğilmedi ama kendini geriye atarak taretini eğdi. Arkada yatan 2 TD varmış abi. Of. Görmüyor muhtemelen buraya oturdular. Görse muhtemelen burada Bahadır garajı boylamıştı çoktan. Derken ISL'de öldü ve maç 3-2 durumuna gitti. Şimdi Bahadır gördüğünüz gibi o adamları orada gördükten sonra daha orayı zorlamıyor. Bir yaka yüz var, bir de grill var yani. İkisi H mermi taksa vursa, gerçi muhtemelen Bahadır'da H mermi azaltıcı şey var. Garaja bile gönderme ihtimalleri vardı, öyle söyleyeyim ben sizlere. Şimdi buradan gelen bir tane T62 an var. 140 varmış. 140'a bir atış yaptı. Hemen geri çekiliyor. TD'ler burayı görmüyor diye umut ediyorum. Bahadır da umut ediyor. Ben de umut ediyorum. Muhtemelen Bahadır biliyor. Ben emin olamadım şu anda. Şimdi T30'a bir atış gelecek mi? T30'a buraya bakıyor. Allah'tan vurdu gerçi. Allah'tan H atmadı diyeceğim de, H atsa da fazla vuramazlar. Çünkü adam Bahadır burada donanımı almış. Yani sarf malzemeydi değil miydi? Donanımda mıydı? Neydi hatırlamıyorum ama zaten hemen bile yüksek demiş, vuramazlar burada Bahadır'a. 140 geliyor soldan. 140'a bir atışı yaptı. Derken E100'ü tam zamanında 142 çekti. Çekmemiş olsaydı 140 o sürede 2 atış daha yapabilirdi burada. Hatta garaja bile gönderebilirdi Bahadır'ı. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Şimdi 5057 hasarda. Sağ tarafta grill attı galiba grill. Attı mı? Atmadım, hatırlayamadım. Yaka yüz burada ISD'yi çekti. Ve 2-2 duruma geldi bak. Çok kritik şu anda. Gerçekten çok kritik. Burada grill attı galiba diye burada Bahadır çıkıyor. Emin değilim, ben göremedim çünkü. Ama 949'u yapıştırdı. Geri çekiliyor. Kaçabilecek mi? Kaçabilecek mi? Kaçtı. Kaçtı abi, süper. Kaçtı ve grillde H mermi azaltıcı sarf malzemesi yok.
Bir mermi de alabilir. Aha sektirdi lan. Topuna geldi galiba. Sektirdiğini gördüm orada yani. Kim o diğer tank? E100'den mi sektirdi? Mouse'dan mı sektirdi? Bilmiyorum. Binden sektirdi ama burada attı diye bir daha çıkıyor galiba. Ulan Bahadır, bu attıklarını ben hiç görmüyorum. Sen nereden gördün? Ben mi kaçırıyorum acaba? Ama bu sefer H mermi girmedi maalesef. Grille şanslıymış. Bir tane atış sektirdi. Bir de H mermi girmedi. Ve hala burada bir atışlık grill var maalesef ki. Arka tarafta da full canlı bir yak E100 var arkadaşlar. Aynen E100'müş lan takım arkadaşı. E100 az önce grille sektirdi abi. Şimdi ne yapıyor Bahadır? Burada durmaya gerek yok diyor. Takım arkadaşına komut veriyor. Sen burada kal, ben pozisyon değiştireceğim diyor. Altınızda grill varsa zaten bu şekilde sabit kalmayın abi. Bahadır burada tam zamanında hareket ediyor. Şimdi en soldan gidecek muhtemelen. Burada mesafeyi uzun tutmasının sebebi grill eğer oradan çıkarsa spot yememesinden kaynaklı. Yani yemek istememesinden kaynaklı diye düşünüyorum. Ben de sizler gibi maçı izliyorum ama bu kadar uzun aldıysa ki ben de bu kadar uzun alırdım. Spot yemek istemezdim. Tabi yanlış hatırlamıyorsam birazdan istemediği bir şey olacak ama ne olacak abi? Şimdi sol taraftan gidiyor. Kendini unutturdu. Muhtemelen hala grillin yani Bahadır'ın orada olduğunu düşünüyorlar. Şimdi sol taraftan gidiyor, böyle sinsi sinsi gidiyor. Ama şanssızlık abi, yaka yüzün buraya geleceği tutmuş ve grilli burada spotladı abi. Bahadır muhtemelen şu anda, Bahadır'cığım yorumlara yaz. Maç oynarken bu spot edildiğinde küfür ettim mi? Ben bunun cevabını merak ettim şu anda. Ben olsam ederdim abi küfür. O kadar mesafe yapmışsın sen spot demeden buraya gelebilmek için. Son anda grillin, grill demişim, yaka yüzün kafasının ucundan gözüktün. Burada grill çekmeyi başardı abi. Süper, en azından durumu birebir durumuna kadar getirdi ama orada sövdün mü sövmedin mi bunu yorumlara yaz Bahadır'cığım. Şimdi full canlı bir yaka yüz var abi. Burada tek avantajı yaka yüz tarıtı dönmeyen bir tank. İlk atışı vurdu, hemen kaçıyor. Burada yiyebilirdi var ya, aslında birazcık riskli bir atıştı açıkçası ama yiyebilirdi. Şöyle bir şey var yani, yaka yüz eğer bu maçı almak istiyorsa yaka yüzün hareket etmesi lazım. Burada da Bahadır'ın avantajı grillin tarıtı dönüyor abi. Yani yaka yüz ona bakmadan Bahadır ona bir atış yapabilir. Bu gerçekten çok büyük bir avantaj Bahadır için. Şimdi bakalım dönüyor mu? Burada yaka yüzü yanında gördü, arkasına geçiyor abi. Arkasına geçiyor. TD ile TD flanklıyor. Helal olsun lan Bahadır. Geçti burada arkasına. İşte yak E100. İşte tarifi dönmeyen bir tankın hazin sonu diyoruz arkadaşlar gerçekten. Gerçi yak E100 iyi bir oyuncu değildi ama yine de yapacak bir şey yok. Bu şekilde bir TD ile grille bir tank savara başka bir TD'yi flanklayabiliyorsunuz. 8000, dur şunu da vur abi. 8979 hasarla süper bir maç oldu. Ellerine sağlık diyorum Bahadır'cığım. Çok hoşuma gitti bu maç. Bakalım ne kadar saf deneyim vermiş. Spotu da var yani maçın başında. Muhtemelen iyi saf deneyim vermiştir. Merak ettim, dur bakacağım. 1919. Samsun abi süper. Ellerine sağlık Bahadır. Ve son maçta Dahan'la AMX 50B'si ile izliyoruz. Dahan en son FV215B maçını izlemiştik hatırlıyorsanız. Yanlış hatırlamıyorsam 10.200'lük bir damage'i vardı. Bu o kadar yüksek değil. Ama bu da çok güzel bir maç gerçekten. Dahan duruyor duruyor bombayı patlatıyor abi böyle 2 ayda bir, ayda bir falan. Şimdi altındaki tank AMX 50B Double Baguette. Of la şu şeye niye baguette diyorlar? Acaba Fransız diye mi baguette diyorlar AMX 50B'ye? Ama ben AMX 50B haricindeki başka bir Fransız tanka baguette denildiğini görmedim. Bunu merak ettim. Maçı izlerken de merak ettim. Şu anda aklıma geldi, merak ettim. Yani 50B'nin baguettik, yani tamam baguette Fransız'da bir çörek gibi bir şeydi değil mi? Yanlış hatırlamıyorum arkadaşlar. Yani Fransız'ı çağrıştırıyor ama niye sadece AMX 50B'ye diyorlar? Oyunda sadece Fransız tank AMX 50B yok abi. Her neyse, biliyorsanız yorumlara yazın. Şimdi sağ tarafa gidecekken burada ince bir şekilde ince bir noktayı gördü. Buradan iki atış yapayım dedi. İlkini sokamadı, ikincisi girdi. Bakalım son mermiyi girebilecek mi ama kimse daha yok gibi şimdi. Rakip takımın çoğunluğu ağır tank tarafında gibi duruyor. Burada sağ taraftan gidip vakit kaybetmekten vazgeçti daha muhtemelen. Çünkü adamlar buradan orta noktadan bayağı agresif bir şekilde bastıklarını gördü. Lan dedi, bu adamlar onlarla karşı karşıya kapışırken ben de gelirim buradan şarjör boşaltırım diye düşündü muhtemelen. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi şarjörünü doldurdu. Burada Emil'e gidiyor bak. İlk mermiyi vurdu. İnatla Emil'e gidiyor, yani durmadan Emil'e gidiyor. Çünkü şarjörlü tank abi. Emil'i çekersem rahatlayacağım diyor. En azından şarjörle uğraşmam diyor. Bence doğru yaptı. Ben de böyle yapardım. Sonucunda bir mermiye de. Burada Emil birazcık kızdı yanlış hatırlamıyorsam. Foh what the fuck falan yazdı. Foh demişim. AMX 50B what the fuck yazdı ama bence burada Dağ'ın yaptığı hamle doğruydu. Bir tane şarjörlü tankı direkt ekart etmeyi başardı. Şimdi dolduruşta aynen AMX 50B what the fuck yazıyor burada Emil. Sinirlendim. Niye bana kilitlendin gibisinden. Bir mermiyi burada mouse'a vurdu. İkinci mermi gelecek mi abi? İkincisini de APCR'ye geçip vurdu. Son mermi geliyor mu? Onun da vurdu abi. Süpersin. Burada Mouse'a 3 mermisini de zorlanmadan sokmayı başardı. Bakalım bir mermi yiyecek mi? Bakıyor. Boşa attı burada neyse ki Mouse.
Masum takıma karşı diğer tarafta da ondan da demeç gelebilir yalnız. Burada dikkatli olması lazım. Derken Dahan durumun farkında zaten kendisini doğru bir yere çekti. En azından ikisine de demeç yemeyecek. Şimdi doldurdu abi. Geliyor mermiler. İlkin Taret'in yanından vurdu. 425. İkinci mermi geliyor mu? İkinciyi burada vurdu. 328. Bir mermi daha gelecek mi bakalım? Taret'in yanından üçünü de soktu abi. Adam Mouse'a her attığını soktu. Helal olsun valla. Her attığını soktu Mouse'a. Şimdi tekrardan dolduruşa geçtim. Maç 4-1 durumunda. 3745 hasarda. Şu an doldurmak üzere ne yapacak? Mouse'u mu çekecek? Sola mı gidecek? Emin olamadım ben. Riskli bir hamle yapıyor burada. Galiba sol tarafı bitirmeye gidiyor abi. Burada şarjörlü tank gördü. 50 B'ye bir atış yaptı. Derken burada hangisini çekecek? Ben bile emin olamadım. Mouse'a vurdu. Ben olsam 50 B'yi çekerdim burada. Burada Mouse'u çekmeyi tercih etti. 50 B oradan kaçtı. Ama yine de hiçbir damage yemeden adeta bir medium tank gibi abi girdi oraya. Damage yemeden 3 vermesini boşaltıp kaçtı ve şu anda tekrardan doldurmak üzere neredeyse 4 saniyesi var. Şimdi çekebilir diğer tarafı. 50B burada. 50B'yi çekti. Arka tarafta kim var göremedim. Bir tank var. Burada Mouse'a ikinci mermiyi vurdu. Bir mermi daha vursa Mouse'u alır. Burada Mouse'u almayı başardı abi. İnanılmaz bir oyun ya. İnanılmaz keyifli bir oyun yani. Bunu var ya 50B haricinde yapabilen başka bir ağır tank yok gerçekten. Sol taraftan bir tank geldi. Neyse ki boşa attı. 4'e 6 durumunda. 1'e 3 şu anda. Gitti oraya takıldı. 5783 hasarda doldurmak üzere. Mouse'lar da Türk'müş şu anda. Görmüş olduk abi. Derken buradan hiç beklenmedik şekilde 183 mermisi yedi ama o kadar hızlı alıp hızlı nişan alıp 183'ü vurdu ki ben dedim vuramaz diye düşündüm. 183'ü almayı başardı. Şimdi biraz daha Ranti aldı durumu. Artık yavaşlamam lazım dedi. Sol taraftan gelen yanlış hatırlamıyorsam bir terlülük vardı ve diğer tankı hatırlamıyorum kimdi o. 5 saniyesi kaldı doldurmaya. 5810 hasarda. Soldan gelen tank gelmekten vazgeçmiş gördüğümüz kadarıyla. Buralarda piyasada yok şu anda. Nerede abicim o tank? Neredesin? Aha gitmiş. Vallahi gitmiş. Kankisini almaya gitti muhtemelen. Yedek güç çağırmaya gitti. Arkasını sağlam almaya gitti. Mahalleden arkadaşlarını çağırmaya gitti arkadaşlar galiba son. Terli 4 denilen tank. Piyasada yok çünkü. Allah Allah. Şu an mahallede arka mahalleden arkadaşlarını çağırıyor. Kahveye girdi abi. Kankisini çağırıyor. Oradan beraber gelecekler. Birebir yemedi. Genelde öyle olur ya lise kavgalarında. Adamla böyle kafa kafaya küfürleşirsin falan. Gider mahallesinde adamları çağırır. Gel gir abicim teke teke. Yok. Şimdi abisini gördük bu arada. Abisi gelmiş. Mahalledeki abisi gelmiş abi. şu an 1'e 2 durumunda. Bu tarafa doğru giderek gideceğim diye bir fake attı burada daha. Bakalım fake başarılı olacak mı? Sola gider gibi yaptı. Spotu geçtiği gibi sağ tarafa gidiyor. Burada önemli olan nokta az önceki Bahadır'ın yediği gibi spot yememesi lazım. Adam o kadar mesafe attı gitti spot yedi orada ya. Şimdi üste girmişler. Yaka 100 burada ilk atışı yaptı Yaka 100'e. İkinci atış girecek mi? Birazcık riskli burada. Allah'tan boşa attı abi. Allah'tan boşa attı. İkinci atış girdi abi. Son atışta sok. Açı veriyor burada Yaka 100 delinmemek adına ama sokmayı başardı. Sokmayı başardı buradan. Mahalleden abisini çağıran arkadaş abisini kaybetti. Şu anda teke tek kaldı. Doldurduğu anda maç onda gelmiş burada. Burada ilk atışı sekledi. Aslında ben olsam çarpardım. Gerçi çarpmak da birazcık riskli bir durumda. Jump on çok fazla değil. Oho bu adam bayağı bir tırsmış ya. Bayağı bir tırsmış. Bu var ya ölüleri muhtemelen canlandırmaya çalışıyordu arka tarafta. Yani Yaka 100'ün gelmesi yetmezdi. Burada son mermiyle Terli 5 aymış bu arada. Terli 5 aydı. Aldı ve maçı noktaladı. Ellerine sağlık diyorum. Daha çok keyifli bir maçtı. Ben böyle maçları, böyle aksiyon dolu maçları seviyorum. Evet videonun sonuna geldik. Şimdilik görüşmek üzere.